buldunuz? Çok güzel bulduk. Buraya da geldiğimizde sürekli de geliyoruz da memnunuz. Hı hı. Gerek lezzeti olsun, gerek servisleri olsun. Gerek burada çalışan personel olsun, memnunuz yani. Nasıl buldunuz lezzeti? Çok lezzetli, güzel, taze, hijyenik. Gaziantep'te böyle bir yer bulunması zor biliyorsunuz, hem sağlıklı. Evet. Lezzeti yiyen şu anda tadan sizsiniz. Evet, yo, çok güzel. Haftada bir iki sefer geliyoruz zaten. İlla ki. Haftada en az bir iki defa muhakkak geliyoruz buraya. Karadeniz hazır mı? Karadeniz hazırlanıyor. Şu an tereyağlı, mantarlı, al biberli, size kiremitte. Ağzıma layık. Ve işte sizin ağzınıza layık, Gaziantep halkının ağzına layık bir karades yapacağım. Ustam ellerine sağlık. Afiyet olsun. Ay çok sıcakmış yalnız. Teşekkür ederim. Bana afiyet olsun. Teşekkür ederim abi. Nasıl lezzetli, nasıl buldunuz? Çok lezzetli abi. İlk sefer geldim ben buraya. Çok beğendim. Çok lezzetli. Lezzetli. Devamlı geleceğim. Evet. Siz nasıl buluyorsunuz lezzetli? Güzel. Şu an palamut yiyorsun sen. Evet. Afiyet olsun. Lezzeti nasıl buldunuz? Vallahi iyi. Vallahi bayıla bayıla yiyorsunuz. Vallahi öyle. Devamlı geldim. İyi mi, yer burası. Mi? Mükemmel diyebiliriz. O zaman size afiyet olsun. Teşekkürler. Teşekkür sağ olun. Şimdi bize şu taze balıklardan biraz anlat. Burada neler var? Bayat balık yok ki taze balığı anlatayım. Değil mi? Doğru söylüyorum. Valla güzel bir şey yaptın. Aynı zamanda ben de lafımı almış oldum değerli izleyiciler. Şimdi burada genelde sardalya mı gidiyor? Büyük balık mı tüketiyorsunuz? Nasıl? Ya şimdi büyük balık kültürü olan insanlar büyük balığı tercih ediyor. Balık kültürü olmayan insanlar da işte sardalya, istavrit, işte kefal, palamut bu tür şeylerden üzerinden gidiyor yani. Palamut oluyor değil mi? Evet. Değerli izleyiciler, şu palamutun tazeliğini görüyor musunuz? Vallahi buzlar üzerinde tazeliğini koruyor. Sardalya vazgeçilmez, hamsi olsun yani, değil mi? Yani Antep'in vazgeçilmezi sardalya. Bunların hangisi ızgarada, hangisi tavada olur? Tercihin nedir? Ya şimdi lüferimiz mesela ızgarada olan bir balık. Hı? Kefal, hem yağda hem ızgarada olan balık. Levreğimiz, çıpramız yine aynı şekilde. Izgara ve yağda yapabilirsiniz. Mesela kefal, Karadeniz, turna. Şu büyük balığı bana gösterir misin ya? Şunu eline alıp bir göster ya. Bunlar değerli izleyiciler. Şu balığın güzelliğine bakar mısınız? Bunu kaç kişi yer? Bunu ben, bana bakarsan ben tek başıma yerim. Ben yiyebilir miyim bunu tek başıma? Yiyebilirsin. Ekmek düşmandaysan yiyebilirsin. Bunun ismi ne oluyor? Kefal. Kefal. Evet. Onun yanındaki? Turna. Turna, onu da gösterelim. Değerli izleyiciler, turna, kefal. Vallahi insan bakarken bile yemesi gereken bir şey. Şimdi şunu da diyeyim. Burada mesela insanlar geliyor balıklarını seçiyorlar değil mi? Evet. Bu sadece burada mı satışı oluyor yoksa evlere servis yapıyor musunuz? Şimdi evlere servis yapmıyoruz ama mesela müşteri gelip beğeniyor. İstediği balığı tercih olarak kilo ile. Burada ızgarada 6 liraya, yağda 5 liraya kiloyla pişirip paket yapıyoruz. Senin en favori balığın ne? Benim en favori balığım Akdeniz'in en favori balığı barbun. Barbun. Ha? Barbundur yani. Barbun. Bunlar Lagos. Lagos. Karadeniz Lagos. Lüfer. Favori balıklar bunlar. Karadeniz'den mi geliyor? Nereden geliyor? Yok hayır. Ha, farklı farklı. Akdeniz, Marmara, Ege. Yani değişik bölgelerden geliyor. Sadece Karadeniz balığı yok. Mola Saati programı Gaziantep'i gezmeye devam ediyor. Şu an değerli izleyiciler Gaziantep'te balık kültürünü sürdüren Kasım Bey ile birlikteyiz. Kasım Bey mi diyelim, Kasım Usta mı diyelim? Merhabalar, hayırlı işler. Merhaba, teşekkür ederim. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, sağ ol. Şimdi Antep'te ekmek arası tavuk dönerini gördük. Ekmek arası kuşbaşı kıymayı gördük. Antep'te ekmek arası balığı da siz sürdürüyorsunuz tabakhanede. Evet. Biraz bahseder misiniz evet. bize? Tabii. Şimdi ben de eskiden beri geniş bir yerde ve balık ekmek yapmayı arzu ediyorum. O idealime devamlı kavuşmak istedim ama kavuştum. Şimdi şu anda Antep'teki verdiğim hizmet, Antep'te ilk kere
İlk kere biz bunu başlattık. Ama şimdi yavaş yavaş yaygınlaşmaya başladı tabii ki. Ben bunu İstanbul'da görmüştüm. İstanbul'da? Evet, ondan bir sene 73'ten bu yanı hep böyle idealimdeydi. O Galata Köprüsü'nün orada ekmek arası balık yaparlar değil mi? Evet, evet. O kültürü şu an tabakhanede sürdürüyorsunuz. Sürdürüyoruz. Lezzet de aynı mı acaba? Lezzet daha da iyi oluyor. Ekmek gerçekten alabilirsek şu an oluyor. Değerli ekmeğimizi alalım, ustamızdan rica edelim. Metin yanaşırsan buraya. Hangisini tavsiye edersin Kasım Usta? Şimdi ekmek arası hamsi mi? Hamsi daha güzel olur. Hamsi. Daha lezzetli. Sardalya'da daha protein değeri yüksek olan balık. Hmm. Diğer balıklara nazaran. Valla bence denizden çıkan her şeyi yemek gerekiyor, yemek değil gerekiyor, mi? Yemek gerekiyor tabii. Birazı sardalya, birazı hamsi olsa olmaz mı Kasım Usta? Olur, karışık da olabilir. Şimdi burada ekmek arası balığın harici tabii lüfer olsun, levrek olsun, bayağı bir çeşitiniz var. Evet, tereyağında mantarlı karides. Mantarlı karides. Evet, güveçte. Kalamar. Bakıyorum yani işçi kesimi geliyor, aile geliyor. Yani evet. Bura günün 12 saati mi diyelim? 24 saat değil de sanırım çalışmıyorsunuz. Hayır, saat 9'a kadar. Akşam 9-9.30'a kadar çalışıyoruz. Vallahi tebrik ediyorum. Şimdi bu balığı yeme usulü var mı? Nasıl iniyor bu? Yeme usulü buna... Ekmeğiz, katlayan yiyin. Evet, 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 yemeği. Özel sos. Bu özel sostan da bahsetmek istiyorum. Karşısında şöyle bir gelirsen. Bu da... Şimdi bunun içinde 7 çeşit baharat var. Metin yaklaş, Metin. Şifa deposu, baharat. Evet. Oho. Üzerine böyle mi atıyoruz? Evet, öyle. Şöyle üzerine atalım. Bunun. Ekmek arası, sardalya, balık. Değerli izleyiciler, aynı zamanda hamsi. Bunun yanında ayranı mı tavsiye edersin, şalgam mı? Şimdi ben ayran satıyorum. Şimdi hiçbir balıkçı balığın yanında ayran ve yoğurt satamaz. Ayran normalde sanki zehirler gibi hayır, bir şey var. Hayır, hayır. Şimdi herkes balığına güvenen ancak ayran satar. Balığa güvenmeyen ayran satamaz. Normalde değerli izleyiciler, balıkla ayran, yoğurt, süt ürünü olsun. Bunun tıbbi bir yönü de yoktur yani aslında. Keşke bunu içmeden bayat balığı yemişse yine zehirlenir. Ama bu zehrin etkisini keser zaten. Ama biz güvendiğimiz için, böyle bir şeyin olmayacağını bildiğimiz için ayran satıyoruz. Burada şu an ne pişiriyoruz? Şu anda palamut pişiriyoruz Ali Bey. Şöyle palamutu göster de izleyicilerimiz görsün. Bu Adana işte kuşbaşı değil değerli izleyiciler. Karadeniz'in güzel sularından, şifalı sularından gelen omega 3 lezzeti değerli izleyiciler. Bu çupra. Çupra oluyor. Bunu porsiyon şeklinde mi diyorsunuz? Nasıl? Porsiyon şeklinde. Ya porsiyon şeklinde mi diyorsunuz? Gerçi burada değerli izleyiciler, hamsi tam olsun. Bu kaç kişilik oluyor? Tek kişilik. Tek kişilik. Bunun yanındaki? O 3 kişilik, öbürü de tek kişilik. Abi bu ekmeksiz yine gider. Her türlü gideri var.